Evet, biz Seyyar Kürsü programında da sizlerle beraberiz. Kasım ayının ilk haftasındayız. Artık kısa kolluları çıkarttık. Uzun kolluları giymeye başladık. Haftaya da inşallah ceketlerimizi giyeriz. Seyyar Kürsü programımızı açtık. Evet arkadaşlar, Seyyar Kürsü programımızı açtık. Evet, konuşmak isteyen arkadaşlarım alayım. Merhabalar, ben Hasan Bacaksız. Şu anda bu konuşma sırasında şunu belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz ki iş kanunlarına göre 5 kişiden fazla işçi çalıştıran yerlerde maaşlarını işverenler banka hesabı üzerinden yatırmalar. Fakat üzülerek belirtiyorum ki her ne kadar bu kanun olmuş olsa bile devletimiz bu konuda denetleme yapmamaktadır. Aynı zamanda işverenlerin işçiler çalıştıktan maaşlarının alma gününden 20 gün sonrasında bunu almak zorundalardır. Eğer almazlarsa iş sorumluluğunu yerine getirmeyebilirler. Fakat devletimiz bu konuda özellikle turizmde maalesef çalışmakta olan insanlar maaşlarını alamadıkları zaman hiçbir şeyle yapmıyorlar. Ve ben bundan bütün olan üzgünlüğümü belirtmek adına şu anda konuşmalarımı yapıp sonlandırmak istiyorum. Umarım işçiler haklarını alabilir. Devletimiz özellikle çalışan insanların haklarını arayabilmesi için arkalarında dururlar. Teşekkür ediyorum, saygılar. Adım Recep. Recep Gültekin. Adanalıyım. Buradan kamu kuruluşlarına ricam, yani biraz da Adana Spor'umuza da destek çıksınlar. Başkanımız Bayram Akgül yalnız başına kalıyor, yani bırakılmasın. Yani bu Adana Spor memleketin takımı. Yani Adana Spor'umuza da bir el atsın, yani bu memleketin takımı. Buradan da taraftarlarımızdan ricam, yani başkana bu kadar da eleştirili yapmasın. Sonuçta bu başkan bizim kulübümüzün başkanı. Başka Adana Spor yok. Adana Spor'un olmadığı günleri bir düşünelim. İmza topladığımız günleri düşünelim bu takımı kurtarmak için. Ya ne mutlu bize. Yani takımımız borçsuz, saçsız. Hiçbir borcumuz yok. Kimseye bir ihtiyacı şeyi yok takımın. Nereye borcu var? Bak birçok takım transfer yasağı geliyor ve zor durumda oluyor. Kayıma gidiyor. Yani takımımıza sahip çıkalım. Yani buradan da taraftarlarımıza, arkadaşlarımıza, yani kardeşlerimize diyorum. Rica ediyorum, takımımıza sahip çıkalım. Adana Spor, başka Adana Spor yok. Ya ne mutlu Süper Lig'e çıkmışız. Bu takım nereden aldı, bu başkan nerelere getirdi? Yani ne mutlu bize. Yani Adana Spor'umuza da sahip çıkalım. Ben Adana Sporluyum. Ben çocukluğumdan belli Adana Sporluyum. Ve lütfen rica ediyorum, yani kavgayı, dönüşü bırakalım. Birbirimize sahip çıkalım. O stadı dolduralım ya. Dolduralım o stadı. Herkes görsün. Hani Engin İpekoğlu'nun bir lafı var. Bizi küçümsediği bir laf. Onun şeyine bu stadı dolduralım ki görsünler yani Adana Spor'un ne olduğunu. Adana Spor taraftarını herkes görsün. Yani Adana Spor yan taraftarı centilmen bir taraftar. Lütfen rica ediyorum, feyislerde eleştiriyi bırakalım. Eleştirilen bir şey olmaz. Kamu kuruluşlarını eleştirin. Otelleri eleştirin. Buradan para kazanıyorlar. Yani Adana Spor'umuza sahip çıkalım. Başkanımıza sahip çıkalım. Bu takım düşmeyecek. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Düşmeyecek. Bak bu takım en güzel yerde bitirecek. Devre arası güzel bir transfer yapacak başkanımız. Yani bundan eminim yani. Bunu herkes bilsin. Adana Spor'umuza sahip çıkalım. Biz Adanalıyız. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. İsminiz? İsmim Mehmet, soyadım Karbeyaz. Ne kadar güzel, kar beyaz. Kar beyaz. Mikrofon sizin. Ben emekliyim efendim. Hayatımdan memnunum, çok güzel efendim. Ne iş yaptın abi? Köy hizmetlerinde aşçı olarak çalıştım efendim. Mehmet kar beyaz abi. Kar beyaz. Abi aşçıyım diyorsun ama tipin fit, nasıl oluyor böyle? Abi bu bir sanat. İyi konuşmak, iyi gezmek, İyi giyinmek bir sanattır. Bir sanatı icra evet. ederiz. Aynı zamanda diksiyonum fazla, ben spikerim de. Sen sor, ben cevaplandırayım. Sen sor, can evet. cevaplandırayım. Bize böyle yemeklerden veya sağlıklı beslenmeyle ilgili. Abi sağlık, tiyolardan. Abi sağlıklı beslenmeyle günümüz şartlarında
günümüz şartlarında en güzel sağlıklı beslenme organik şeyleri bulmak. Ama bunu da bulmak çok zor. Şu anda tarımla ilgili çok acı bir tablo var. Bütün şeyler organin dışında olduğu için insan sağlığında %75 bir kayıp vardır. Bunu Mehmet abi, şimdi sen hani derler ya, kalbe evet. giden yol mideden geçer. Evet. Seni buldum abi. Evet abi. Bırakmam artık. Bırak. Şunu demek istiyorum. Şimdi hani herkes yemek yapıyor. Şimdi yemek için okul da var. Evet. Eğitim de alıyorlar. Evet. Ama siz eğitim almadan alaylı olarak zannedersem aşçılık yaptınız. Evet, aynen. Ben kendi şeyimde. Çünkü yaş itibariyle oydu. Onu tahmin ettim. Var mı böyle size özgü spesiyaliniz böyle? Güzel, bunu ben yaptım veya bunu ben en iyi yaparım diyebileceğimiz ya bir yemek. Ya şimdi Anadolu yemeklerinin hepsini yaparız. Tabii tam ustanın yaptığı yemekler gibi yapmayız da normalde yani onlar kadar da pişirebiliriz yani. Onlar kadar da yapabiliriz. Çünkü aşçı bir şey meslektir. Fotokopi mesleğidir. El becerisi, dil becerisi olur. Onun yemek becerisine baka sen de aynı yemeği yapabilirsin. Yani fazla bir özelliği, şöyle bir özelliği var. Bu Bolu mengen aşçıları var. Anadolu'yu bırak, dünyada her mutfağa giren insanlardır. Tabii biz onların yanında çırak dolanmayız. O başka bir mesele. Ama Anadolu yemeklerini genellikle yani yapılan aşçılar kadar bizler de yaparız. Evde yemek yapıyor mu? Yaparım. Her daim için hanıma yardım ederim. Evde yemek yaparım efendim. En güzel yemeklerimden ızgara yaparım. Salata, ızgara. Tava. Et yemekleri. Eti kasaptan aldık. Evet. Herhalde onun en önemlisi terbiyesi değil mi? Evet abi, gayet abi. Şimdi nasıl yaparız abi? İçerisine ne koyarız o terbiyenin içerisine? Efendim, terbiyenin şeyine göre, yani o insanın şeyine göre, samırsak, işte biraz salça, biraz yoğurt, biraz yağ bunları katarak bir gün bekletiriz. Akşamdan bekletiriz. Yani ızgaranın sağlam olabilmesi için bir gün beklemesi lazım. Abi biz çok mu acı yiyoruz? Abi biz genellikle acı yeriz. Değil mi? Evet. Adana, Antep, zaten bu Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgesi hep acı yer. Salçalı yemekler. Salçalı yemekleri çok severler. Evet. Evet efendim. Tatlılardan yapabildiğimiz var mı abi? Efendim, tatlı işi yapmadım. Yani ben arazide çalıştığım için tatlı işi yapmadım. O işleri de beceremem de yani görmedim. Anladım. Peki böyle en çok kaç kişiye yemek yaptık abi? En çok 100-125 kişiye. Ha, 125 kişi. Yani 10 bin kişiye bir yemek yapmadım. Yok, mümkün değil, onu beceremez. Evet. 10 bin kişiye bir yemek yapacak. Aşçının ardının çatından öperim. 10 bin kişiye yemek yapacak. Aşçılar en azından 10 tane profesyonel olması lazım. Mümkünatı yok. Yani öyle ben şu kadar aşçılık yaptım. Yani şu kadar parça parça yemekler yaparım. Şunu çıkartırım. Bu mümkün değil. Çok zor. Hangi yani sulu yemeklerden mi şeylerden mi efendim? Bizim Adana'ya özgü bir patlıcanımız var. Başka yerde olmaz hani bizim böyle. Efendim şimdi Adana'ya bir patlıcan yemeği, patlıcan yemeği de olabilir. Güveç bu normalde şimdi kızartmalı olarak yaparsak patlıcan önceden kızartırız. Kızardıktan sonra eti avcarlarız. Patlıcanın üzerine dökeriz. Fırına süreriz veya ocakta yaparız. Bu bir kızartmalı patlıcan güveç. Ama bir de normal var mesela. Patlıcanı fırına süreriz. Fırını sürdükten sonra yanında soğan, domates bunların karışımıyla babonoş derler buna. Genelde Adana geneli bunu hep kullanır. Şu anda fırınlarda tepsi tepsi patlıcan pişiyor. Tepsi tepsi biber pişiyor, soğan pişiyor babonoş olmak için. Alalım. Evet. Bir daha söyle abi onu. Efendim şimdi babanoş. Babanoş mu? Babahanmış mı? Babanoş veya babahanmış yani. Değil mi? Edebi dile göre yani. İnsanların tavrına göre değişir. Bizim bura Adana, Antep ve Hatay bölgeleri. Hatay bölgesi çok mi yapar bunu? Evet. Yani, babahanmış. Babahanmış, babanoş yani. İkisi de konuşulur. A kanala çok teşekkür ediyoruz. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hürmetler, iyi akşamlar. Allah'a ısmarladık efendim.
Adım Yusuf Emre. Yusufçuğum, kamera senin. Buyur. Evet. Kılıçdaroğlu'nun başa geçmesini istiyorum. Tamam mı? Diyeceklerim bu kadar. Evet, ciddiyim. Yaşım 16 abi. Ben şu kadarlığımdan belli CHP'liyim. Vazgeçmem de. Ben Alevi'yim abi, ben CHP'liyim. He. Şartlandın, kendini şartladın yani. Aynen abi. Biz Alevi'yiz yani, CHP'liyiz. Seni tebrik ederim. Sağ ol canım benim. Aynen. İnşallah olur. Bir gün Kılıçdaroğlu'nu da Cumhurbaşkanı olarak görmek isteriz arkadaşlar. Aynen, görmek isteriz yani. Yani Sayın Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı olabilir. İnşallah. Aynen. Hepsi olsun yani. Benim adım Turan. Benim ismim Demet. Şey abi, Fenerbahçe dün maçı çok iyi başladı. Ama birinci maçında 4-1 yenildi ama yine de 2-1 yendi. Güzel goller attık. Helal olsun vallahi. İşte başka bir şey demiyorum. Böyle şöyle konuş. Özellikle Musa Sav'ın golü çok güzeldi. Lens'in de aynı. Barajdan dış vuruş çok güzel vurdu. Sen de. 2-1 yendik. Hayırlısı daha da. Adım Muhsin. Benim ismim de Efe. Beşiktaş bu sene şampiyon olacaktı ama sakatlıklarımız başladı. Talisca, evet. Sonra Tosic falan. Onlar hep sakat, yani gol forvetlerimiz, defanslarımız, stoperlerimiz falan hepsi sakat oldu. O yüzden şey yapamıyoruz maçta. İyi gösteremiyoruz kendimizi. Ben de bir tane maçınca galiba dün de Beşiktaş'ta Quaresma'nın kaptan olmasına çok sevindim. Quaresma güzel oynuyor, onu seviyorum ben. Benim adım Elif. Elif ne olmak istiyor? Haber spikeri olmak istiyorum. Öncelikle güler yüzü olarak sunarım. Sürekli haberlerimde yüzümü hiçbir zaman somurtmam. Her zaman güzel sunarım işte. Mesela ne gibi? Şu an hiç aklıma gelmiyor. Çok utan. Var. Mehmet Ali Birant. Bir de Cem Öğretir. Bu kadar. Diriliş Ertuğrul. Engin Altan Düz Yatan. Üniversiteye hazırlanıyorum. Evet. Üçüncü yılım. İdealim haber spikeri olmak ama günümüz koşullarından dolayı pek müsaade olamıyor ona. Sosyal hizmet okumayı planlıyorum. Sınav. Üçüncü yılımıza kalmak bizim en büyük mağduriyetimiz. İyi de ama ideallerim için pek yeterli değil. Teşekkür ederim. Çok iyi. Diksiyonum güzel. Evet. Şiir, kısa bir şiir olabilir. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'i Zühre olabilmekte, yani yürekte. Bu kadar. Evet, seviyorum. Tabii ki de görünüşümden olarak yemeklerini. Evde yemek falan yapabiliyor musun? Evde yemek yapmayı aslında çok istiyorum ama annem izin vermiyor. Yapabilir misin? Evet. Ne yaparsın? Kısır. En çok kısır yapabiliyorum, güzel olarak. Çok, evet, aynen. Çok güzel yapabiliyorum. Evet, Kasım ayına girdik. Kasım'ın ilk haftasındayız.
Bugün bereketli geçti. Konumuz hep yemekle ilgili. Az önce Mehmet Karbeyaz abimiz aşçı olduğunu söyledi. Bize yemek tarifinden bahsetti. Tabii Mehmet Bey alaylıydı. Bugün eğitimli bir aşçımız var yanımızda. Zaten görüntü olarak da aşçı olduğu hemen anlaşılıyor. Bu arkadaşımız eğitimli. 4 yıllık üniversite okudun değil mi? Tabii ki. Aşçılık üzerine okudun. Uluslararası aşçılık okudum. Uluslararası? Tabii ki. Yani dünya yıllık. Mutfaklarından dünya değil mi? Dünya mutfağı, Türk mutfağı, bütün mutfaklarına hakimiyet olarak okuyoruz. Evet. Aynen. Evet, sizi tanısın kameramız. Tabii ki. Ben Özgür Sertler. Uluslararası aşçıyım. Mutfak sadece bir iş anlamında değildir. Mutfak sevmek ister. Yapacağınız her yemeği aşkla yapmak gerekiyor ki o yemeği lezzet tadında sunabilmektir. Yemeği severek yapmadığın zaman her türlü yemek öyle bir tatsız bir şeye benzerdir. Nasıl hani bir insanı seversiniz ama içten değil de dıştan sadece seversiniz, hiçbir anlamı olmaz. Yemek de öyledir. Yemeğe aşık olmayan bir insan kesinlikle o yemeği düzgün çıkartamaz. Hani aşçılık çok bambaşka bir şeydir. Günümüzde aşçılığı herkes sadece hani öyle formalite icabı sanar ama aksine. Şu anda günümüzde çok rağbet gören bir meslek ve Türkiye'nin her yerinde geçerli bir meslektir. Mesleği seçtiğiniz zaman şunu asla unutmayın ki aşçılık yorgunluğu getirir ama bir yandan da aşçılık en güzel mesleklerden biridir. İçinde gırgır şamata vardır, eğlence vardır. Mutfağa girdiğiniz anda bütün stresiniz gidiyor. Ve geriye kalan her şeyi unutuyorsunuz. Hani bir yemeği yaparken bile onu nasıl sunacağınızı düşünüyorsunuz saatlerce. Bir karpuzu misal, en basit bir karpuzu. Biz hani karpuza dekor yapıyoruz ama onu kaç saat düşünüyoruz, kaç saat çiziyoruz. Hani karpuzu tak diye oyup lak diye götürmüyoruz. Onu 2 saat boyunca bir karpuz en fazla, en kötü ihtimalle 1 saat sürüyor. Onu şekillendirmemiz. Onu şekillendirdikten sonra bir de onu parlatma olayları var. Öylelikle sunabiliyoruz. Yani hele ki Adana'mızın yöresel lezzetleri, kebabı, şalgamı apayrı bir lezzettir. Adanalı olup da yemek lezzetine asla hayır diyen kimse yoktur yani. Buradan da Kanal A'ya teşekkür ediyorum. Beni burada sevgili Özgürcüğüm, şimdi seni bulduk. Hem aşçısın, hem lezzetli evet. Yemekler yapıyorsun. Yiyeceğiz ama kilo almayacağız. Ne önerirsin? Ne yapalım da kilo almayalım? Evet. Yani kilo almak yağ mıdır, şeker midir veya fazla yemek midir? Hı hı. Bunu izleyicilerimiz merak ediyor. Bunu da bize aydınlatırsan memnun olurum. Tabii ki. Kiloyu aldıran aslında şekerdir. Üç beyazdan uzak dur derler ya, gerçekten de doğrudur. Şekeri fazla tüketmeyeceğiz. En başta da kolayı hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor. Çünkü kola 36 tane küp şekere bedeldir. Bir bardak kola. Tatlıyı da nasıl yersiniz? Şekersiz yapabilirsiniz veya diyet tatlıları var. Bir de şöyle bir şey vardır. Biz insanlar hani Adanalılar ete düşkünüzdür. Kesinlikle etsiz yemek yiyemeyiz. Tavuk 3 günde öğüttüğümüz bir yemektir. 3 günde mideyi öğütebiliyoruz. Et 2 günde öğütülüyor midede. Balıksa sadece bir günde öğüttüğümüz bir şeydir. Biz Adanalı olarak ete düşkün olduğumuz için, tavuk da çok yediğimiz için de kiloyu daha çabuk alıyoruz. Şöyle yaparsak, sabahları kesinlikle fazla fazla yiyin. Çok yiyin. Ne bulursanız yiyin. Ama öğlenleri az yiyin. Akşamları tavuk değil de daha çoğunlukla hani hafif yemekler. Pirinç yemeyin. Kepekli pirinç var. Her markette satılır zaten. Kepekli pirinçten sadece bir kase bile yeseniz gün boyu sizi tıkıyor. Karnınızı tok tutuyor. Kesinlikle acıkma hissi vermiyor. Yani ben bile bazen hani kilo aldığım için, zayıflamak için kepekli pirinç yiyorum. Yalan yok. Ben bile bayağı kilo aldım yani. Açık konuşayım. Ama hani bizim meslekte kilo almak çok normal bir şey.
Çünkü hani sürekli yemeklerin tadına bakıyoruz. Hani sürekli her bir yemeğin tadına baktığımız için mecbur. Ama dediğim gibi hani yaz aylarında kesinlikle yağlı yemeklerden uzak durun. Kesinlikle. Hem sağlık açısından hem de kilo açısından çok 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 zararlı. Bizim Adana'daki tek sorunumuz işte bu. Çok yağlı yiyoruz. Yağdan çok uzak durmamız lazım. Beyaz pirinçten de bayağı bir uzak duralım. Tatlıysa, tatlıya gelecek olursak şerbetini az kullanalım. Hani belki tadını alamayacaksınız ama sizin kilonuzu, sağlığınızı koruyacaktır. Kesinlikle. Hamurlu tatlılar yerine, sütlü tatlılar olabilir değil mi? Meyveli tatlılar olabilir. Sütlü tatlı şöyle ki, jöle yaparsak, misal en basit tatlılardan jöle yaparız. İçerisine meyve doğrarız. Bu sefer hani bize kilo aldırmaz. Misal bir sütlaç yaparız. Sütlacın içerisine, üstüne de meyve parçacıkları koyduğumuz zaman kesinlikle kilo yapmaz. Hani kiloyu önlemiş oluruz. Ama kalkıp da bir oturuşta bir kilo baklava yersek veya bir kilo kadayıf yersek böyle, o zaman bizim de kilomuz bayağı bir böyle 2 metre uzağından gider. Yani. Sevgili Özgür, seni tebrik ederim. Teşekkürler. Güzel, bizi aydınlattık. Ben teşekkür ederim. Kanalaya da buradan teşekkürler. Sağ olun. Sayın seyir kürsü izleyicileri, yanımızda bir grup servis şoförlerimiz var. Okul şu an dağılım saati değil mi? Arabalar dizilmiş. Biz biraz sitem ettik. Dedik ki sayın şoförler, arabaları yanlış mı koyduk dedik. Ama şoför abilerimiz dedi ki, ne bizim UKM kararımız var değil mi? Evet efendim. Burada. Kararımız var, evet. Sonra bize dediler ki, ne siz emsal mı istiyorsunuz? Birçok caddede değil mi? Neler vardı abi? Obalar Caddesi'nde, Saydam Caddesi'nde kaldırım diye bir şey yok. Ne var abi orada? Bütün satıcıların eşyaları buzdolabına kadar dışarı koymuş. Dondurma satıyor. Yaya geçidini kapatmışlar. Hiç yaya geçidi diye bir şey yok. Balık pazarının önüne git, tümüyle kapalı, tıkalı. Yani oralara bakın, buraya değil. Boydan boya zaten kaldırımları belediye başkanlarımız sağ olsun ihlal etti. Her esnafa verdi. O taraflar tamamıyla kapalı. Oraya baksın. Devletimizden onu istiyoruz. Teşekkür ederim, sağ ol. Evet, buzdolabı derken kaldırımdaki. Kaldırımdaki buzdolapları. Dondurma dolapları, evet, değil mi? Arda hepsi dışarıda abi. Hepsi. Pirinci var, şekeri var, hepsini dışarı koymuş adam. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi çalışmalı. Piyasanın nabzını tabii ki çaycılar tutar diye düşündük. Bir çaycı orijinal elinde. Evet, terazisiyle. Terazi mi abi o? Evet. Evet abi, buyur abi. Vallahi bizim servisçilerimiz olmasa acımızdan ölürüz. Bizi ayakta tutan servisçi kardeşlerimiz. Kaç tane servisçimiz var abi? 24 tane. 24 tane, ikişer tane çay içseler? Dörder tane içiyorlar, iki tane yetmez. Yani yuvarlak 100 tane çay. Baba başka yere geçti. Preview.